Bu videomuzda sizlere aktaracağım bilgiler ile narsist insanlara karşı nasıl bir tavır takınmanız gerektiğini anlatacağım. Hayatınızda bir narsist olsun veya olmasın, size zarar veren her insana istinaden bu anlatacağım davranışlara dikkat etmeniz lazım. Ama özellikle de bu konu narsist olan insanlar için birebir. Evet, hayatınızda bir narsist varsa size mutlaka zararı dokunacaktır. Ve bu insanlara istediklerini vermenize vesile olacak şu davranışları yapmayı bırakmanız gerekir. Kendinizi bu noktadan sonra kontrole almanız sizin için faydalı olur. Bir narsistle ilişkiniz varsa ne tür olduğu hiç fark etmez. Evlilik olsun, iş ortaklığı olsun, arkadaşlık, komşu, çalışan, patron her neyse madde madde sayacağım şu davranışları kontrol altına alıp kendinize dikkat edin. Birinci madde olarak bu insanlara asla narsist demeyin. Bu insanlar hiçbir zaman sizin söylediğiniz gibi kendilerini bir narsist olarak nitelendirmeyecekler. Tabii istisnalar kaideyi bozmaz. En azından bu istisnalar sizin karşınıza değil uzmanların karşısında kendilerini kabullenen kişiler olacaktır. Üstelik bu insanlara bu gibi ithamlarda bulunursanız sizi kendinize suçlu hissettirmeye çalışarak çatışmadan ve tartışmadan üstün çıkacaklardır. Yani bu şekilde onlara narsist demenizin size hiçbir faydası olmayacak ve boşu boşuna bu insanları öfkelendirmiş olacaksınız. Hatta işin ucu o kadar ileri gider ki kendi hatalarının hepsini sanki siz yapmışsınız gibi bir illüzyona size inandırır. Bu konuda manipüle etmekte oldukça başarılı olduklarını unutmayın. İkinci madde olarak koyduğunuz sınırları asla gevşetmeyin. Narsistlerle uğraşırken otoriter bir tavırla kendinizden emin ve güçlü bir şekilde kesin sınırlar oluşturmanız elzem bir noktadır. Ve inanın bana bu insanlar kesinlikle bilinçli bir şekilde zevk alarak sizin sınırlarınızı zorlayacaklar. Bu zorlamalara müsamaha göstermemeniz ve ben dilini kullanarak bu durum karşısında duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşmanız size yarar sağlayacaktır. Narsistler kendi yetkilerinin ve kontrollerinin dışında gelişen sınırlara ve kısıtlamaya sebep olan hiçbir şeye saygı duymazlar. Saygı duymadıklarından ötürü bu sınırları delmeye çalışacaklar. Siz burada kendinizden asla ödün vermemeniz gerekir. Diyelim ki bu sınırları geçmelerine izin verdiniz. İşte bu noktada çıtayı düşürmüş olursunuz. Bunu fark eden narsist insanlar bir dahaki sefere sınırlarınızı daha kolay aşabileceğini düşünürler. Bu durumu en iyi özetleyen söz taviz tavizi doğurur sözüdür. Bir kere taviz vermeye görün, işin ardının gelmemesi kaçınılmaz bir durum olur. Şimdi en iyi ihtimalle bir kere veya iki kere taviz verdiniz diyelim. O zaman da yapmanız gereken ilkinden daha net ve daha kesin bir şekilde yeni sınırlar koymanız hayati önem taşır. Zira bu noktadan sonra önlem almazsanız ipin ucu kaçmaya başlar. Üçüncü madde olarak size saygısızlık etmelerine asla izin vermeyin. Sizinle baş başayken veya toplum içindeyken kendinize saygısızlık edilmesine asla izin vermeyin. Size inceden laf sokabilirler, açıktan direkt hakaret de edebilirler. Saygısızlık etmenin bir sürü yolu vardır. Sizi görmemezlikten gelmek bile bir saygısızlıktır. Bunun yanında el kol hareketleri veya kaş göz mimikleriyle bile hakaret edebilirler. Ne kadar masum olursa olsun kendinize takma isim takılmasına izin vermeyin. Yine bu konuda tavırlarınız net olmalı. Size saygısızlık ederlerse onlara çok sakin bir şekilde "Sen bana saygısızlık ederken seninle konuşmayacağım." veya "Daha sonra kendini toparlayıp kontrol altına alınca tekrar konuşabiliriz." diyebilirsiniz. Ya da kısaca "Benimle saygılı bir şekilde konuşabilirsin." deyin. Siz saygı görmediğinizi söyler söylemez asıl sen bana saygı duymuyorsun diye bir karşılık vermelerine hazırlıklı olun. İşte o zaman kesinlikle sana saygı duyuyorum, bu yüzden şu anda konuşmamızın verimli olduğunu düşünmüyorum diye bir cümle ile kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Bunlar size saygı duyulmasını nasıl emredebileceğiniz ve talep edebileceğinizin örnekleridir. Dördüncü madde olarak narsistlerin kendi eylemlerinin sorumluluğunu almalarını beklemeyi bırakın. Bir narsist olmanın ilk kuralı hatanı kabul etmemekle beraber insanlara zarar veren davranışlarının sorumluluğunu üstlenmemektir.
Bir narsistin lügatında suç veya hata kelimeleri yoktur. Bu durum narsistlerin tipik özelliğidir. Bu nedenle bu insanların kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini beklemekten vazgeçin. Böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali çok az. Beşinci madde olarak bu insanlara kendinizi açıklamayı ve haklı çıkarmayı bırakın. Şunu iyice anlamanızı istiyorum. Her ne konuda olursa olsun hiç fark etmez. Size birçok konuda ithamlarda bulunarak sizin üstünüze gelirler. Böyle davranmalarının tek amacı sizi tuzağa çekmektir. Sizi kışkırtmaya çalışırlar. Narsistlerin bu şekilde davranmalarının altında yatan ana sebep sizi kontrol altına almak içindir. Siz kendi kontrolünüzü kaybettiğinizde size sahip olduklarını bilirler. Yani kendinizi açıklamaya çalıştığınızda, savunmaya çalıştığınızda, haklı çıkarmaya çalıştığınızda ve aşırı paylaşım yaptığınızda tüm bu şeyleri yaparak onların radarına girersiniz. Bütün bunların anlamı da kontrolü onlara veriyorsunuz demektir. Bütün bu davranışlarınızın altında yatan mesaj şu şekildedir. Seni umursuyorum ve sana değer veriyorum. O yüzden bunu yapmayı bırakın ve ne söylemeye çalıştığınızı anlamalarını sağlamaya çalışmayı bırakın. Nasılsa zaten bütün bunlar onlar için anlamsız. Altıncı madde olarak bu insanlara karşı cephane vermeyi bırakın. Bu insanlarla konuşmanız sırasında mümkün olduğunca kendiniz hakkında asgari bilgiyi vermeye gayret edin. Sırlarınızı ve kendiniz hakkında en mühim bilgilerinizi ve düşüncelerinizi zaten hiç paylaşmayın. Bu insanlar sizi çözmeye çalışacaklardır. Bütün bunlar yani bilgiler sizi kontrol ve yönetmek için gerekli olan malzemelerdir. Kısaca sizin bilgileriniz onlar için bir cephane haline gelir. Zamanı gelince sizi zaafınızdan istifade ederek sizi istedikleri gibi kontrol etmeye çalışacaklar. Yedinci madde olarak hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın. Narsist kişilerin davranışlarının sebeplerini hiçbir zaman üstünüze almayın. Bu insanların senin yüzünden şöyle yaptım, böyle yaptım veya sen buna sebep oldun gibi cümleler ile size gelebilirler. Veya size dolaylı yollardan yani imalı konuşmalar ile de bunu yapabilirler. Narsist insanların davranışları ve hareketleri her zaman kendileri ile alakalı bir durum olmuştur. Siz ona yeterince yardım etmediğiniz için değil, yeterince ona güvenmediğiniz için de değil veya yeterince onu sevmediğiniz için hiç değil. Aklınızda bu tür düşünceler varsa bunlardan kurtulmaya başlayın. Şunu iyi anlamanızı istiyorum. Bu insanlar ilişkinin başında sizi özel bir insan gibi hissettirdikleri için sonradan size karşı değersizleştirme davranışlarını, sadece size yapıldığını veya sizden kaynaklı bir durum olduğunu düşünmeniz normaldir. Böylece bu insanlarla ilgili her şeyi kişisel olarak algılamaya başlarsınız. Özellikle narsistlerin size kötü bir şekilde davranmalarının sizinle hiçbir ilgisi yok. Bu durum tamamen onların kendileriyle alakalıdır. 8. madde olarak empati kurmalarını, sizinle ilgilenmelerini veya şefkat göstermelerini ummayın. Size karşı yaptıklarına istinaden empati kurmasını beklemeyin. Sizi ele geçirdikten sonra eskisi gibi tekrardan ilgilenmesini de beklemeyin. Ve empati kuramayan bir insandan size şefkat göstermesini ummak beyhude bir umut olacaktır. Bunları kafanızdan atın ve silin. Çünkü bütün bunlar sizi ilişkide narsist kişi ile tutmaya vesile olacak beklentilerdir. Bu insanlara mesafe koymak ve kendinizi korumak istiyorsanız bu beklentilerden kurtulun. Ayrıca bütün bu beklentiler sizi ruhen ve zihnen aşırı yoracaktır. Bunlar bir kenara, narsist kişiler zaten bu davranışları kendileri için bile icra edemezler. Kendisine şefkat gösteremeyen bir kişi size nasıl bir şefkat verebilsin? Kendinizi bu narsist insanlardan kurtarmak gibi bir niyetiniz varsa bu tip insanlardan zihinsel olarak kendinizi uzak tutun. Yani aklınızı çeşitli beklentiler ile meşgul eylemeyin. Sadece kendinizi yormaktan başka bir şey yapmamış olacaksınız. 9. ve son madde olarak narsistleri asla küçümsemeyin. Küçümsemek gibi bir yanlış yapmamak sizin için iyi olacaktır.
Bu insanlar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde veya kışkırtılıp kontrollerini kaybettikleri zaman insanlıktan çıkabilirler. Kendilerini savunmak için ne kadar fazla ileri gideceklerini kestirmemiz zor olur. İşleri çirkefleştirebilirler. Veya daha stratejik hamleler ile sizi manipüle etmesi hiç zor olmayacaktır. Kendilerini korumak ve kendilerine laf söyletmemek için ellerinden geleni yaparlar. Sahip oldukları imajları korumak için ellerinden geleni yaparlar. Bu yüzden bu insanları küçümsemeyin ve ne kadar ileri gideceklerini hafife almayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere.